Kimiz biz, ne türlü dilde laf ederiz, nereden çekilir historiyamız, kulturamız? Bu sorulara cevap arıyor bizim misafirimiz Türkiye Devleti'nden Özgür Duran. Öyle mi? Evet. Sabahınız hayır olsun. Hoş geldiniz Gagavuzya'ya, hoş geldiniz stüdyomuza. Nasılsın? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Seni gördük, sevindik. Ben de sizi gördüm, sevindim. Buraları gördüm, pek insanları gördüm, sevindim, mutlu oldum. Sağ ol, isterim. Öncelikle biraz tanıştırasın. Bizi nereden geldin, nerede yürüyorsun, ne kasabadan? Ben Türkiye'den, İzmir'den geliyorum. İzmir şehrinden geliyorum. Orada Ege Üniversitesi konservatuarını bitirdim. 4 yıl eğitimi bitirdikten sonra şimdi orada yüksek lisans yapıyorum, master eğitimi. Master eğitimimin son senesindeyim ve tezimi yazıyorum. Tez konumda Gagavuz halk şarkıları, Gagavuz türküleri üzerine bizim türküler arasındaki benzerlik ve farklılık. Hani çok benzerlik gördüm, çok farklılıklar da gördüm. Bunu araştırmak için buraya geldim. Bilirsin de vardır, biz de gittik Türkiye Devleti'ne, ben vardır gittim İzmir'e. İzmir'e. Çok güzel bir büyük kasaba, çok güzel insanlar bizi karşıladılar ama bir güzel bayrama gittik, 23 Nisan Çocuk Bayramı'na gittik. Orada bizim uşaklar gösterdiler bizim kulturamızı, bizim türkülerimizi, oyunlarımızı. Oradan sizin uşaklar gösterdiler kendi talentlarını, becermeklerini. Güzel bir adet, evet. Hem de güzel bir adet. Yani bizim uşakları ailelere aldılar da dini ta yerinden bizim uşakları tanısınlar sizin historianızı, kulturanızı, dilinizi. Hem de Türk devletinin çocukları da bizim kulturamızı anlasınlar. Evet. Aynı şekilde ben de burada sağ olsun hani Lidya Öztaş hani dedi ki her şekilde sana yardımcı olurum. Onun sayesinde böyle birçok veriye, birçok doneye ulaştım. Ben de ona buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Sorucuydum, acaba nereden tanıdın? Hani var Gagavuzlar, var bizim öyle dilimiz, biz aynı dilde konuşuyoruz. Ben müzisyenim. Bir test çalışması için bir araştırma yaparken böyle internette Romanya türkülerini dinliyordum. Türküleri dinlerken bir yakınlık hissettim. Sonra türkülerin açıklamasını, yöresini, bölgesini okuyunca Basarabya bölgesi olduğunu gördüm. Bir Basarabya bölgesini araştırdım. Neresi burası? Basarabya bölgesi, evet burası. Burada kimler yaşıyor? Gagavuzlar yaşıyor. Sonra bir baktım ki Gagavuzlar... Aynı. Türküz biz, öyle mi? Evet, evet. Yani konuşmalar, türkülerin benzerliği, sözlerin benzerliği. Sonra bu konu üzerine araştırmak istedim. Sonra da buraya geldim. İlk sefer mi bize geldin Gagavuzya'ya? İlk sefer geldim Komrat'a, Gagavuzya'ya ilk sefer geldim. Dedin hani Lidya Öztaş'la tanışmışsınız. Nasıl oldu tanışmak, nasıl buluştunuz? Lidya'ya da hep soruyorlar böyle nasıl tanıştınız falan. Lidya hep uzun hikaye diyor. Ben İzmir'de siz fleyta diyorsunuz, yan flüt dersleri veriyorum, müzik dersleri. Orada ders verdiğim bir çocuğun annesi... Lidya'nın kuzenini tanıyor İzmir'den. Yakınlı. Bir dönem İzmir'de gelmiş, çalışmış. Onlar tanışmışlar hani kilisede. Ben böyle meramımı bahsettim. Hani Gagavuzya'ya gideceğim. Böyle bir araştırma yapıyorum. Aa dedi, benim Gagavuz arkadaşım, tadındığım var. Sana hemen numarasını vereyim. Lidya'nın kuzeniyle görüştük. Maria Hanım. Sonra o da dedi ki ben kuzenimle görüştüm, sana her türlü yardımda bulunacak. Kendisi Lidya Öztaş. Ona da çok teşekkür ederim. Böyle bir tanışmamız oldu. Lidya Öztaş çalışır Gagavuzya Üretim Bakanlığı'nda. O da daima gidiyor Türkiye Devleti'ne. Burada da karşılıyor misafirlerimizi. Hani öyle hani öyle canlı bir insan. Hem de evet, çok yardımcı oluyor. Çok yakın, evet. Güzel. Öncelikle anlat, kiminle tanıştın, ta diğerinden istediklerin oldu mu? Ben buraya gelmeden önce de Gagavuzlar hakkında birçok şeyleri okudum. Tarihçe, etnik köken, Gagavuz adı nereden geliyor, bunları okudum. Ve Gagavuz türküleri, Gagavuz manilerini hep araştırdım, gördüm, videoları izledim. En çok ilgimi çeken mesela Todur Zanet'in 90'lı yıllarda yaptığı bir çalışma olmuştu Bolbaköy köyünden.
Çok ilgimi çekti. Buraya gelmeden aslında birçok veriye, donaya ulaşmıştım. Buraya geldikten sonra da önce hani kütüphaneye gidip kitaplara bakmak oldu. Kültür Bakanlığı'ndaki Marina Hanım yardımcı oldu. Oradaki kitaplara bakmak oldu. Ondan sonra Beş Göz'e gittim. Oradakiler yine sıcak karşıladı. Orada da bir müzik topluluğu var. Onların provasına katıldım. Joltay köyüne gittim. Pötür Petkov işte tanıştım. Güzel. Ondan sonra yani Kongaz'a gittim. Kitsakoku vardı orada. Kitsakoku bana birkaç türkü söyledi. Onları çektim, videoya aldım. Güzel, biz de isteriz tanışmak Kitsakoku'yla. Sen yapmışsın çekimleri, hem bir parçasını bakalım. Kongaz köyünden Kitsakoku'nun türküsünü bakalım. Kumrat, kumrat, yeni kasaba. Ay, kumrat, kumrat, yeni kasaba. Bülük, bülük kız geçer, bakmazlar bana. Bakmazlar bana, bakmazlar bana. Güzel türküyü işitmişsin, duymuşsun, yazmışsın. Bu türkü mahsus Komrat kasabasına bağlı. Yütero çok yılışan sonra sıra vardı. Ama güzel, hani yaşlı insanlar da bilir bu türküyü. Evet. Nasıl Kitsakoku'yu buldun? Nasıl konuşmanız oldu? Sevindin mi? Hem de neler ondan anladın, neler ondan duydun, işittin? Kitsakoku'yla tanıştığıma hani çok memnun olduğum, kendisi çok cana yakın bir insan. Kendisi de Türkiye'ye gitmiş, çocukları var Türkiye'de. Rica ettim, birkaç türkü söyler misin? O da aklına geldikçe türküleri söylemek istedi, söyledi de. Nasıl anlatsam? Yaşamasını anlattı mı sana? Bilmiyorum, nasıl yaşardı gagavuzlar? Yaşamasını pek vaktimiz yoktu açıkçası. Sanırım oranın pazarı vardı, alışverişe gitmesi gerekiyordu. Çok da aslında konuşamadık bu konu üzerine kendisiyle. Ona birkaç sorular sordum. Bizim benzeyen türküler var. Gagavuz türküleriyle bizim Türkiye'deki türkülerin benzerliği hakkında birkaç soru sordum. Dedim hani bu sizde söyleniyor muydu? Daha önce çalıyor muydunuz? Evet, daha önce çalıyorduk. Ben işitmiştim. Hani benim annelerim, anneannelerim çalıyordu, söylüyordu. Ama ben hatırlamıyorum. Yani bilmiyorum türküyü demişti. Sonra anlattın, hani Beş Göz köyüne de gitmişsin, konuşmuşsun, buluşmuşsun orada. Folklor kolektiflerinden nasıl geçti? Sonra Beş Göz köyüne gittim. Orada önce dediler bir kaval yapan bir usta var. Kaval. Gittim köye. Hani orada öyle birisi yok. Ama şans benden yanaymış ki orada da Maria Hanım'la tanıştık. Orada bir folklor ekibi varmış, müzik ekibi. Dedi ki hoş geldin, bizim de bugün müzik provamız vardı. Hani bu konuda aracı olan Todur Zanet oldu. Ona da çok teşekkür ederim. Onların da böyle bir müzik çalışmasına katıldım. Öyle, onlardan da çok kısa böyle videolar aldım. Biraz hatıra olsun, anı olsun diye. Onlara da bakalım, o kısa videolara bakalım. Bir Göz Köyü'nden hadi bakalım. Akşam sabah İyi bizim tatlı söz başlasın bize Allah. Görelim seni bir göçen yüzü akşam sabah. İyi bizim tatlı söz başlasın bize Allah. Şükürleri sonlara benim köyüm yedir ki. 1811'den güzel bir kolektif. Onların Aliz'den güzel giyimleri de var. Sınaya çıkıp halk rubalarını giyinirler. Güzel görünür, sesleri de güzel. Gördün mü, tanıştın mı daha yakın onlardan? Gördüm, tanıştım. Dün Mario Marinović Bilim Merkezi'nin yaptığı bir çalışma vardı. Dün Beşalma Köyü'ne gittiler. Ben de çok kısa orada bulundum.
Onlar bizi o şekilde hani rubalarıyla, giysileriyle karşıladılar. O şekilde görmüş oldum. Aslında böyle ben İzmirliyim. Benim babam Türkiye'de Kars yöresinde doğmuş, büyümüş. Annem de İzmir yöresinde doğmuş, büyümüş. Hani köy, ben küçüklüğümde hep köylere gittim, Kars'a gittim. O insanları bilirim, tanırım. Eski sizin hani babuşka dediğiniz, hı hı, bizim anneanneler, babaanneler. Çok böyle bir yakınlık hissediyor insan. Hani giyim, kuşam, konuşma, yüz hatları. Ya ben İzmir'de mesela kırsal bir alanda uzun süre kalmıştım. Orada çocuklara ders vermiştim. Oradaki insanları, köydeki insanları tanıdıkça şey diyebiliyorsun. Şu kişi şu köyden kesin, yüz hatlarından. Şu kişi kesin bu köyden. Şimdi ben de burada bakıyorum ki ya bu kişi kesin Kars'tan, kesin İzmir'den konuşması. Ya böyle şey, çok bir yakınlık hissediyorum açıkçası. Tabii ben hani müzisyenim, ben tarihçi değilim, edebiyatçı değilim, filolog değilim. Çok bu kadar derine inemem ama o yakınlık hissediliyor açıkçası. Güzel. Şimdi söyledin bana hani daha gitmişsin ta köylere. Bizim yakın köyümüz var, Kongaşık. Anladım hani istediğin üretmeye ne yemeklerde biz hazırlarız. Evet. Bu çekimlerde var. Evet. Lidya Hanım'ın annesine gittik. Orada Paskalya. Misafirliğe. Paskalya için bir hazırlıkları oldu. Ben de oraya konuk oldum. İlk defa öyle bir şeye şahit oldum. Çok hoşuma gitti. Yine orada da bir yakınlık hissettim. Elbet ki biz Türk dilinde laf ederiz ama adetlerimiz biraz başka. Biz Hristiyanız. Hristiyan olarak biz hazırlarız Paskalya'ya karşı türlü yemekler, paskalar, bilmiyorum onları mı gördün ya başka yemekleri. Ama sanırım ki bizim paskaları da dağıttın, bizim güzel yemekleri dağıttın. Evet, hepsini tattım. Gerçekten ilk defa paska yedim. Güzel, hani şey, tatlım. İsle, o zaman bakalım nereye tamam. Gittin, kimden misafirlikte bulundun? Gideriz yollanırız Kongaşık köyüne seninle birlikte, hadi bakalım. Pasku я научилась делать от моей мамы. Наблюдала, как она делает, как все ставит. Чтобы паска получилась хорошая, пышная, надо добавляем мы яйца, дрожжи домашние, яйца домашние, сахар, муку. И молоко. Молоко опарка. Мы его кипятим, чтобы согреть яйца. Сначала мы разбиваем яйца. Добавляем сахар. Сколько нам надо? Мешаем. Раньше миксера не было, мы их обрели. Сейчас это нормально. Без миксера, натурально. Яйца с сахаром помешали. В тазик наливаем кипяченое молоко, чтобы согреть яйца. Потом немного муки. Ребёнка шмукаем. Муки. Замешиваем. Мешаем. Добавляем яйца. Замешиваем. Это у меня дрожжи домашние. Называется по-гагузски питочка. Это я сама делаю. И вот хлеб я пеку с ними. И паску все заранее его замачиваем. И сейчас я буду добавлять в эту массу питочки, это дрожжи домашние. Мешаем. Ставим ванили. Все поставили, мешаем. Ставим его, чтобы оно поднялось на растопку, как в теплое место, укрываем. И потом, когда где-то 5-6 часов оно должно, потому что с сахаром тесто немножко труднее поднимается, потому что это не хлеб, хлеб быстро за 4 часа может, а это и 5-6 часов может, несмотря какая температура в комнате должна быть теплая. И потом мешаем, опять ставим на расстойку, а потом формы, и опять на расстойку, а после уже в духовку, печку.
Сейчас модно, печки нету, духовка. Следующий этап, наше тесто поднялось уже, вот я его два раза месила даже, чтобы оно было пышное. Вы, как видите, очень красиво получилось, оно поднялось. Сейчас мы будем формы ставить, делать бублики и пасочки. Мне помогает сегодня моя дочка Лидия и гость из Турции Özgür. Buyurun, şimdi başlayacağız işleme. Ellerinizi önce hovlayacağız çünkü yapışmasın. Мы сняли с тазика, сейчас я буду отрывать по кусочкам. Не режем, а отрываем. Так делали, потому что тесто очень хорошее, мягкое. Получилось на все 100. Сделали с любовью. Ставим сейчас духовку. Духовка согрета. Оставляем 10 на 40 минут. Şeyden geldim, İzmir'den geldim. İlk defa böyle bir geleneğe tanık oldum. Şu an kendimi evimde gibi hissediyorum. Yani İzmir'den hiçbir farkı yok açıkçası. Çok mutluyum. Güzel yerlere gitmişsin, danışmışsın, insanlarla konuşmuşsun. Hepsi niyetleri, anılarını koydun önüne. Hepsi çıktı mı Aslı'ya? Tabii. Yani amaçlarımı soruyorsunuz değil mi? Hı hı. Aslında hani ben buraya geldim, bu kültürü tanıdım. Biraz da bunu görmek istiyordum. Daha önce ulaştığım veriler de hani bunu kanıtladı. Öyle söyleyeyim şimdi. Hı hı. Neler, ne duygularla şimdi gidersin Türkiye Devleti'ne? Nasıl, hoşlandın mı, meraklandın mı? Anladım. Şimdi ben hani Türkiye'ye döner dönmez açıkçası bu yaptığım araştırmalara kaldığım yerden devam edeceğim. Yazmalara hı hı. devam edeceğim. Buraya geldiğim için mutluyum, memnunum. Bu kasabayı yani bu havayı görmek istedim. Gerçekten hani Kolmat'ın havası güzel. Hani derler buradakiler ya Türkiye çok güzel, çok güzel kasabaları var falan. Burası da çok güzel. Havası da çok güzel. Biz de sana deriz, çok sağ ol hani geldin, öyle seviniriz hani böyle genç insanlar gelirler bize, öğrenirler kulturamızı, bağlantılarımızı. Güzel bir iş, sen de başarasın kendi işlerini ileriye doğru. Teşekkür ederim. Düşünürsün daha gelme bize misafirle. Bir daha böyle daha büyük bir çalışma destek bulabilirsem doktora çalışmasına gelmek isterim. Çünkü bu yaptığım çalışmada yaklaşık böyle kaynaklardan araştırdığım kadarıyla 200 tane türkü, hı hı. benzer maniler buldum. 10 tane melodik açıdan benzeyen türkü buldum. Bunların, Todur Canet diyor ki ya bu alan sürülmemiş tarla. Çok büyük, geniş bir alan. Bu çalışmanın devam etmesi için tekrar gelmek isterim açıkçası. Bir sonraki çalışmalarımda tabii destek, yeteri kadar destek bulabilirsem. Öyle söyleyeyim şimdi. Güzel, biz de sevineceğiz. Gelersin, gel bize ta. Görcen var da çok interesli, talentli insanlar. Hı-hı. Kiminle var nasıl görüşersin? Müzika uğrundan, resim Hı-hı. uğrundan. Ta çok göresin, hem anlayasın kendine diye. Sağ ol hani geldi. Öyle bir güzel teklif mi ya da öyle Gagavuzya insanlarına ne söyler misin bu sabah vakitinde? Bu sabah vakitinde ne söylemek isterim? Hepsi çok candan, hepsi çok candan, cana yakın insanlar. Hepsine çok teşekkür ederim. Hep yardımcı oldular. Yani bazı köylere gittiğim zaman hiç hani hiç Rusça bilmeden, başka diller bilmeden çok rahatlıkla gidebildiğimi fark ettim. Hepsi yardımcı oldu. Onlara çok teşekkür ederim tekrardan. Ben de onları Türkiye'ye geldikleri zaman ağırlamak isterim.
Sağ ol. Bizden de çok öyle kucaklı, güneşli selamlar Türkiye Devleti'ne. Çünkü gerçekten biz çoktan bağlanırız. Bizim bağlantılarımız kaybeleşir. Onun için büyük selamlar Türkiye Devleti'ne. Sevgili seyirciler, isterim açıklayayım, söyleyeyim size. Yani bugün misafirimiz Türkiye Devleti'nden geldi. Yüzgür Duran. Programımızı ileri ediyoruz.